Bu kalkakla aynı mahallede büyüdük. Mevlana Kapı'da. Babası zabıtaydı. Alkolik hasta bir adamdı rahmetli. Erkenden de gitti zaten. Bu anasıyla yoksul perişan. Bizim tuzumuz kuruydu. Acı babam yapmış bir şeyler. Bir de Zagor vardı. Bizim eski evin kiracısının oğlu. Babası filmciydi Yeşilçam'da. Cepçilik, arpacılık her yollarda itti. Ama sevimli, yakışıklı olandı. Bizimkine aşık etmiş kendine. Ben efendi olanım, okul mokul takılıyorum o zamanlar. Öylece büyüdük gittik işte. Ne bok varsa hep askerliği bekledim. 4 sene kaldı, 3 sene kaldı. Sonunda o da geldi gittik. Bizde de herkes bunu bekliyormuş. Gelir gelmez yapıştılar yakama. Ev düzüldü, kız bulundu, çeyiz falan filan. Nikahlandık. 2 taksi bir dükkan verdi peler. Dükkanda koltuk boltuk satardım. Bir gün Boros Pıçka geldi. Hiç unutmam, görür görmez cız ettiği için. Böyle basma bir etek dizine kadar. Çorap yok. Üstünde açık bir bluz. Saçlar maçlar. Pırlanta anlıca. Şunun bunun fiyatını sordu, dalga geçti benimle. Kanıma girdi o gün. Tabii taktım ben bunu kafaya. Ertesi gün bir soruşturma. Dediklerine göre yemeyen kalmamış mahallede. Ama asıl Zagor'a kesilmiş. Zagor da kaftiden içeride o sıra. Bir gün süslenmiş sırt geçti dükkanın önünden. Yazıldım peşine. Tuhafiyeciye girdi, pastaneden çıktı. Minibüs otobüs geldik sağmalcılara. Benim içimde bir sıkıntı. İşi anladım tabii. Zagor'u ziyarete gidiyor. Bir tuhaf oldum. Piçi de kıskandım. Uzatmayalım, çaresiz evlendik ötekiyle.